Merhaba deniz severler. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Cenova yelkenimizin kapama halatının yüzüklerini değiştireceğiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirimlerini de açarsanız, bildirim zilinizi de aktifleştirirseniz yeni videolarımdan haberdar olmak için. Şimdi yüzüklerimiz şu şekilde. Ben bunlardan 5 adet aldım. Puntele bağlananlardan. Yandaki puntele bağlıyoruz. İçinden halatımız buradan geçiyor. Bunları değiştireceğiz. Bizimkiler güneşten, plastik olduğu için güneşten çatlayıp kırıldılar. Şimdi size halatımı göstereyim. Evet, bizim iskelemizden geliyor. Yelkeni kapatma halatımız. Burada şöyle şu şekilde vince dolayaraktan işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Herkes teknesinde ne kadar halat olduğunu biliyordur aşağı yukarı. Yelkeni kapattıktan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi yelkenimiz yok şu anda üstünde. Halatımız burada, kapatma halatımız burada. Tam burun içine sarılı. Eğer bu halatınızı yanlışlıkla yelkeni söktükten sonra çekerseniz ve halatınız kısalırsa buradaki tam burun içindeki, eğer tam yelkeni kapattığınız zaman tam burun içinde halatınız kalmıyorsa, yanlışlıkla birkaç metre çektiyseniz yelkeni taktıktan sonra yelkeni kapatmak için bunu ipi halata kullandığınız zaman yelkeniz açık kalabilir. Yani bunu iki tekrar yelken açık kalırsa yelkeni tekrar aşağı indirip tekrar basmak zorunda kalacaksınız. O yüzden iki defa iş yapmamak için lütfen yelkeninizi takmadan önce tam burunun içindeki halatınızı bakın, daha doğrusu arkada ne kadar halatınız kaldığını biliyorsunuzdur. Yelkeni kapattıktan sonra 1 metre, 2 metre, neyse 3 metre halatınız kalıyordur. Herkes kendi teknesinde ne kadar halat olduğunu bilir. Yelkeni takmadan önce arkada ne kadar halatınız kaldığına bakın. Halatımız geliyor burada. Makaralı bir sistemimiz var. Yüzüğümüzün birisi burada. Kırık gördüğünüz gibi. Halatı arkadan geçirmiştik. Buradaki yüzüğümüzle görüyorsunuz üstünde çatlaklar oluşmuş. Artık miladını doldurmuş. O da değişecek. Bir yüzük burada, buraya takacağız. Arkada piyanomuz, makaramız ve halatımız bitiyor. Evet arkadaşlar, şimdi halatımızı en başa buraya topluyoruz. Yüzüklerimizi taktıktan sonra halatımızı tekrar arkaya doğru ilerleteceğiz. Yani. Evet arkadaşlar, iki tane vidası var. Basit. Takması çok basit bunların. Vidaları aldıktan sonra puntelimize yerleştirip somunlarını sıkıyoruz. İkinciye geldik. Burada önce kırık olanı sökeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci yüzüğümüz tamam. Halatımızı geçirdik tekrar. Eskiyi alalım. Burada bir tane sağlam gibi olan var ama kırık, çatlak olduğu için bunu da söküyorum.
Evet. İlerliyoruz. Misafir olarak kelebeğimiz geldi. Şimdi halatımızı taktık. Şimdi halatınızın boyunu biliyorsunuzdur dememin amacı buydu. Eğer bunu çekerken tamburunuzdan fazla halat çekerseniz yelkeni taktığınız zaman yelkeninizi kapatamazsınız. Evet arkadaşlar, yüzüklerimizi değiştirdik. Halatımızı topladık. Dediğim gibi tam burada dikkat ederseniz halatınızı ne kadar kaldığına. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.